Evet arkadaşlar, bugünkü sohbetimiz zayıflama çemberi üzerine olacak. Tabii ki sizleri öncelikle tanıyarak neden zayıflama çemberini anlatmamız gerektiğini sizlerin yaşantısından örnekler alarak değerlendirmek istiyorum. Kısaca İpek, senden başlayayım. Nereden geldin? İstanbul'dan geldim. Kaç kilo geldin? 92 kilo geldim. 92 kilo geldim. Bugüne kadar çok şey denedim diyor musun zayıflamak için? Yani evet denedim bayağı ama maalesef en fazla 5 kilo sonra tekrardan aynı şeye geri döndüm. Daha fazlasını aldım. Evet, neden başaramadığını birazdan konuşacağız. Aycan, sen nereden geldin? Ben de İstanbul'dan geldim. Zayıflamak için çeşitli şeyler denedim, diyetler, sporlar. Aslında başarılı da oldum ama kiloyu tutamıyorum. Kiloyu neden tutamıyoruz? Bak bu soru önemli. Kalıcılığı nerede almamız gerekir? Bu soru önemli. Bunun da cevabını birazdan bulacağız. Dilay, Dilan, Kuveyt'ten geliyorsun. Burada ne işin var? Buranın en zayıfısın. Ama ruhum ağır mı diyorsun? Şu kameraya bir bakarak der misin? Benim ruhumda 250 kilo var. Kim bunun farkında? Beni artık fark edin. Ben de ruhen kiloluyum. Dolayısıyla beni fark ettiğiniz zaman ben de geleceğimi şekillendiririm diyor musun? Anlaşılamıyorum. Anlaşılamadığım için de ruhumda kiloları biriktiriyorum. Lütfen benim gibileri de anlayın diyor musun? Evet. Dila'nı da anlayacağız biraz sonra. Emre. Ben Emre. İstanbul'dan geliyorum ben de. Kilo vermeyi birkaç kez denedim. Gayet de güzel verdim. Ama sonra geri aldım. Birkaç kez denediğin şeyleri neden başarılı olamadığını belki birazdan yine değerlendireceğiz. Neler denediğini de konuşabiliriz. Aycan sen diyeceğim. Nazlıcan. Ben Kahramanmaraş'tan geliyorum. 157 kiloyum. 157 kilo. Aferin sana. Yani hani yaşantım, yeme tarzımı değiştirmek için geldim. Daha hani hani diyet yapmaktan ziyade yaşam Peki, tarzını değiştirmek için geldim. Geçmişte diyetleri yaptın mı? Çok fazla şok diyet yaptım. 5 verip 15 aldım. Çok fazla diyet yaptım. Farklı uygulama neler yaptın? Zayıflama kuruna en böyle uç noktada farklı neler yaptın? Akupunkturla zayıflama. Var mı farklı akupunktur yaptıran başka? Yok. Böyle uç noktada hocam ben şunu bile denedim dediğiniz bir şey oldu mu? Peki böyle ambalajlı ürünler denediniz mi? İnternette satılan. Denedim. Evet, denediniz her biriniz. Peki neden sonuç alamıyoruz? Koji beri vardı. Hiç akıl beri var mı? Çaklık, silim şeyler var. Evet, arkadaşlar şey bugün vardı. Burada olma nedenimiz, yani bu sohbeti ilk son gelen arkadaşlarımızla özellikle yapıyorum. Zayıflama çemberi diye oluşturduğumuz bir eğitim sistemi içerisinde sizlerin bugüne kadar neden başarılı olamadığınızı anlatmaya çalışacağız. Bugüne kadar denedim dediğiniz şeylerin aslında bütünün içerisinde denedim demek için yeterli bir veri oluşturmadığını anlayacağız. Ve kendimize yaptığımız haksızlığa bir son vererek bundan sonra zihni özgür, inisiyatifi kullanabilen, akılcı ve mantıklı insanlar olarak gerçek olan tek doğruyu yani şimdiyi anlama bütün içerisinde kendi özümüzdeki kaybettiğimiz değerleri arama yolculuğuna çıkacağız. O zaman sağlıklı ve kalıcı tabii ki zayıflayabileceğiz. Kalıcılık bir bütün içinde hareket edebildiğinizde ancak sağlıklı sonuç üretebilir. Bütün içinde hareket edebilmek için de bütünün bütün detaylarına hakim olmanız lazım. Bunun için de zayıflama süreci içerisindeyseniz önce gerçekten yürekten tutkuyla bir kararlılığı hissedebilmeniz lazım. Kararlılık sadece dilde olmamalı. Zayıflıyorum dediğiniz noktadan itibaren attığınız adımın farkına varabilecek bir bilinç olması gerekir ki o zaman kalıcılık için adımlar atıyor olabilirsiniz. İnisiyatifi doğru kullanabilecek, belirli bir bilinç sonrası inisiyatifi doğru kullanabilecek. Yani zayıflamadan önce zihninizi aydınlatacak, donanıma sahip olabilecek bir eğitime ihtiyacınız var. Eğer bu eğitimi almadan böyle şok diyet yaparsanız, herhangi bir ürün kullanırsanız, ne kullandığınız ürünün değerini, o ürünün bütün içindeki etkisini, ne de bir sonraki adımın farkında olmadığınız için ne yapacaksınız? Hep hocam onu da denedim olmadı, 3 gün sonra bırakacaksınız. Çünkü nereye gittiğinizi bilmiyorsunuz, hedefiniz yok, hedefiniz olmadığı için kararlılığınızla birlikte önce hedef belirleyeceksiniz. Bu hedefe giden yoldaki bütün engellere vakıf olacaksınız. Eğer o engellere vakıf değilseniz başaramazsınız. Onun için her attığınız adımın ve her aldığınız nefesin farkında olmadan bir yolda onu da denedim diyemeyiz. Öyle mi Nazlıcan? Onun için inisiyatifini doğru kullan. Çemberi oluştururken demiş ki akılcı ve özgür bir zihinle bütünü tamamla. İnisiyatifini doğru kullan. %100 sağlıklı ve kalıcı zayıflama diye başlık atmış.
Bunun içinde ne dedik? Kararlılık, hedef uyum, yani hedef bilinci, gelişerek değişim, attığınız adımın farkındalığı, hislerin kontrolü, güçlü motivasyon, takip kontrol sistemleri, gösterge dediğimiz tartı ve tartının etrafında dönen konulara vakıf olma, tartının üstüne çıktığımız rakamların bize anlatmak istediği değerleri farklı açılardan da görebilecek bilince sahip olabilme, stres yönetimi. Siz stres yönetimiyle ilgili, açlık yapay hissiyle karşılaştığınız zaman bunu nasıl yöneteceğinizle ilgili bir bilince, bir donanıma sahip değilseniz, o zaman bütün içinde hareketiniz eksik kalır. Dolayısıyla stres yönetimi, göstergenin analizi, su içineme sanatı dediğimiz miktar algısı, zehirin bile böyle belli sürelerde, belli hedef odaklı ve kararlılığı yüksek, motivasyonu yüksek süreçlerde bir miktar küçük lokmaların bile içindeki katkı maddesi olan, eğer ki katkı maddeli bir tercihse, bir sonraki sürecinizin sabote edebilecek etkiye sahip olabileceğini bilme. Miktar algısı, algıda seçicilik, kişisel egzersiz planları, bunlar hepsi bütün içinde olan şeyler. Yani günde 45 dakika yürümek değil söylemek istediğim. Onu diğer bütün içindeki eylemlerle birlikte birleştirebilmektir. Kalorili düşünceler. Kalorili düşünce nedir biliyor musunuz? İnsanlara soruyorum. Hocam ben hiçbir şey yemedim diyor. Ama düşüncelerine bakıyorum, her gün kendini yiyor. Kendini yemiş mi insan, hiçbir şey yemiş midir yememiş midir? Söyle bakayım Nazlıcan. Kendini yemenin bir kalorisi var mıdır? Eğer kendini yemek bir kalori hali ise, bize öğretilen kalori hesaplarının içinde besinin dışında bir enerji kaynağı yoktur. Yaklaşımını doğru mudur değil midir? Çünkü kendini yemek bir kalori olabilir mi? Yani enerji kaynağı olabilir mi negatif de olsa? Kendini yiyen insanlara bakıyoruz, bazen tartıda 3 kilo 5 kilo hiçbir şey yemediği haldeki gerçekten de artış gösterebiliyoruz. Demek ki kalorili düşüncelerin, yani vücut kimyamıza etkisi olduğunu zaten yaşayarak görüyor muyuz? Emre? Ne diyorsun Aycan? Kesinlikle. Sen psikoloji okuyorsun. Düşüncenin şiddeti vücut kimyasını etkiler mi? Hocam her düşünce metabolizmanın çalışmasını etkiler. O zaman öyle bir enerji kaynağını bize öğretilen kalori hesaplarının içinde niye göremiyoruz? Göremiyorsak o zaman o kalori hesaplarına nasıl diyet yapıyoruz? Eksik olan bir mantıkla yaparsanız diyet sonuca gitmeyeceği belli. Çünkü diyet dediğin şey nedir? Kısıtlama. Neyi kısıtlıyorsunuz arkadaşlar? Bir insan her gün tam ihtiyacını alabilmeli. Tam dediğimiz şey şudur. Çok basit bir miktar algısı diyoruz ya, bu miktar algısını da doğru açıdan görebilmeniz lazım. Miktar algısında günlük eğer 2000 kalori, 6000 de diyelim ki hareketli bir yaşam içindesiniz, 3000 kaloriye ihtiyaç mı duydunuz? Siz kilolu bir insansanız, diyelim ki o gün yüksek bilinçle hareket ediyorsunuz, sadece ve sadece bir elma, bir atıştırma tercihi artı bir keyifli öğün yediniz diyelim, 500 kalori. Geri kaldı 2500 kalori. Şimdi o 2500 kalori aldık mı almadık mı? Sadece yediklerimize kıyas yaparsanız evet 500 kalori de almış olabilirsiniz. Ama o gün fazla kilolu olduğunuz için birincisi stoklar niye var? Gerektiğinde ihtiyaç halinde kullanmak üzere. Diyelim ki 1000 kalori, yani bazal metabolizmanın yarısını en azından stoklarımızdan karşılayabilir. Çünkü durağan bir enerji kaynağı, durağan bir enerjiyi ihtiyacını gidermek için kullanılabilir. Sonuçta siz bazal metabolizma tam dinlenme halindeki enerji ihtiyacıdır. O zaman tam dinlenme halindeki enerji ihtiyacını stoktan çok rahatlıkla karşılayabilir. Diyelim ki 1000 kalori stoktan aldınız. O gün siz 500 kalori mi aldım diyeceksiniz. 500 artı 1000 kalori, 1500 kalori mi aldım diyeceksiniz. Stok bir enerji kaynağıysa. 500 kalori aldım. Niye stoktan aldığını hesaplamıyorsun? Stoktan aldığımızı verdik çünkü almadık. Hayır. O günkü enerji ihtiyacını nereden karşılıyorsun? Çünkü 3000 kalori almak zorundasın. Öyle ya da böyle o 3000 kalori senin yaşamsal enerji ihtiyacın. Bunun sadece gözle görülen kısmını masada 500 kaloriyle diyelim ki tükettiğimden aldın. Geri kalanını nereden alacağız sorusunu soruyoruz şimdi. Bu denklemi doğru bildiğiniz zaman, hocam tam her gün aldım diyebildiğiniz zaman, doğru vitamini, enzimi, amino asidi ayrı tutuyorum. Onları mutlaka aldığınızda daha güçlü, daha dinç, daha sağlıklı olacaksınız elbette ama onu mikro düzeyde de alabiliriz. Ama mantığı anlamanız için söylüyorum. Stoktan alınan 1000 kalori, o günün ihtiyacı olan 3000 kalorinin içinde bir enerji kaynağı olarak kullanmış mıdır, kullanmamıştır. Alınabilir bir enerji kaynağı. O zaman ne oldu? 500 artı 1000 kalori yaptı. Öyle değil mi? Tersine bakıyoruz, kalori kısıtlama deneylerinde %40'a kadar, %25'te 40'a kadar
o dayatılan, hani 3000 kalori diyelim ki dayatılan bir kalori kaynağı. Çünkü diyor ki bir enerji alacaksın 3000 kalori. Bunu da besinden alacaksın diyor. O besinden alma kısmı dayatmadır. Ama o besinden alma kısmının %40'ına kadar az beslenenlerin daha sağlıklı, daha fit, daha zinde, daha uzun ömürlü olduğu bilimsel bir gerçektir. Bunun adına zaten kalori kısıtlama deneyleri diyorlar. Yani kısıtladıkça sağlıklı oluyorsun. Tersten düşünün, bir insanı mutlu eden, sağlıklı yapan, ideal kiloda yapan şey kısıtlama mıdır? Yoksa bugün bilimin göremediği, farklı enerji kaynakları doldurulmuş, yine 3000 kalori tam aldığınız ama %40'ını çeşitlendirdiğiniz bir enerjiyle aslında mevcut besinden alman gerekir algısı dayatma mıdır? Ne diyorsun Emre? Sen zeki bir insansın. Siyasette dedi ki bu materyalist toplum sürekli tüketen, sürekli harcamaya iten bir sebepten dolayı bizi sürekli yemeye ve bir şeyler almaya, hani 3000 kalori yiyeceklerden almaya. 3000 kalori. Bu, bu materyalist sisteme giriyor. Hani bu maddenin onun vücuduna girmeden rahatlamayacağını düşünüyor ve sürekli harcama sistemine itiyor. Bu biraz da dünya sistemini çökertiyor hani. Peki birilerini dayatma, doğru diye dayattığı bilimsel, kendi bilimsel, kendi saçmalıklarını bilimsel diye dayattığı verileri biz akılcı ve özgür bir zihinle çürütebilir miyiz? Tabii materyalist sistemi kırabiliriz yani. O zaman burada niye varız? Burada zayıflamak için var değiliz aslında. Evet, zayıflamak bütünün içinde hareket eden bir insanın sonucudur. Farkından varmadan yaşadığı bir sonuçtur. Zayıflamak için mücadele edilmez. Siz doğruları, doğru adımlar attığınız sürece çıkan sonuçta zaten mükemmel. Size yakışan bedeni elbette yaşayacaksınız. Onun için biz o dayatmaları anladığımız, o dayatmaların karşısında bilinçli ve akılcı bir zihinle hareket edebildiğimiz zaman zaten otomatikman yememiz, içmemiz, hareketimiz, her şeyimiz değişecek. Onun için eğer %40'a kadar azaltılmış bir miktar daha sağlıklı yapıyorsa biz ona kısıtlama demeyeceğiz. Dayatma diyeceğiz. O zaman 3000'in %40'ı ne yapar arkadaşlar? Hemen telefonumu kapatıyorum. 1200, 1800 kalori yapar. Geriye kalan. 1800 kalori eğer ki siz aldığınızda aslında sağlıklı bir bedene sahip olduğunuzu, fit bir bedende yaşayacağınızı öngörüyor bilim. Çünkü kalori kısıtlama deneylerinin amacı odur. Kısıtlayanların uzun yıllar diye araştırmalarında sağlıklı ve uzun ömürlü olduğunu belliyse o zaman bizim ihtiyacımız 3000 kalori gibi gösterilen ama aslında 1800 kalorilerle ne kadar mutlu yaşayacağımızı bilim desteklemiş zaten. Ama bu 1800'de yetmiyor tek başına. Onu da besinden alacaksın kısmı 1800. Geri kalanı aslında kısıtlanmıyor. Ne yapıyor? Besin dışı enerji kaynakları. Kalori düşünceleri dediğimiz gibi bir de bunun alternatifi besin dışı enerji kaynakları. Bizim buraya gelme heyecanımız bir enerji kaynağı mıdır? Şu kapıdan girdiğiniz andan itibaren değişeceğim dediğiniz, başaracağım dediğiniz, bugüne kadar başaramadınız ama güçlü başaranları gördüğünüz bir sistemde ben de başarabilirim dediğiniz duygu bir enerji kaynağıdır. Evet. Bir annenin çocuğuna olan sevgisi bir enerji kaynağıdır. Bir öğrencinin hedefi olan ve ben fark yaratacağım diye düşüncesiyle hareket ettiği süreç bir enerji kaynağıdır. İnsanı ayakta tutan ve zor şartlarda umutludur yani onlar. Evet, Çanakkale'de nasıl koca Yusuf 300 kiloluk bir mermiyi sırtlıyor, 276 kiloluk mermiyi sırtlıyor. Onu kaldıran iman gücü bir enerji kaynağıdır. Evet. O zaman bu kadar enerji kaynağının farkında olmamıza rağmen bu enerji kaynakları niye bize şablon olarak verilen tabloların hiçbirinde göremiyoruz? Çünkü tüketmemizi istiyorlar ve dayatıyorlar yani. Tüketmemizi istiyorlar, evet. Ama biz nasıl ki kendimizin farkında değiliz. İdeal kilon üstündesin ama ne yapıyorsun? Hala açsın. Ruhun aç, duyguların aç. Yalnızlığın var, belki farklı nedenlerle tüketiyorsun ama hep açım diyorsun. Açlık bir histir diyoruz. Aç olman imkansız. Açım yerine açlık hissediyorum demeniz bile bir farkındalıktır. Açlık bir histir. Açım derseniz fiziki bir gerçekmiş gibi kendinizi inandırırsınız. Ama açlık hissediyorum dediğiniz andan itibaren onun bir yapay düşünce olduğunu düşünüp en azından çözüm üretme düşüncesine girebilirsiniz. Dolayısıyla biz düşüncelerimizle beden kimyamızı, beden kimyamızda geleceğimizi karartıyoruz veya aydınlatıyoruz. Onun için bütün içinde hareket edebilmek işte bu gerçekleri anlamak ve bu gerçeklerle yola çıkmaktır. Bu gerçekleri bilmeden yola çıkarsanız ne olur? Alırsınız burada dışarıdan alınabilir destekler de vardır.
Bütün içinde. Nedir bunun içinde? Her türlü bitkisel destekler, her türlü ev tipi aletler, her türlü diyetler, kozmetikler. Mesela bunlar çok küçük, %1'lik desteklerdir. Siz bu %1'lik destekleri alıp ne yapıyorsunuz? Kendi şartlarınızda zihniniz özgür değilse, hocam onu da denedim olmadı. Ondan sonra bilmem ne beri denedim olmadı. O ambalajlı ürün denedim olmadı. Eğer o ambalajlı ürünler, diyelim ki sağlığa faydalı olan kısım, çoğu çöp de, diyelim ki işte sindirime iyi geliyor, bağışıklık sistemine iyi geliyor, bir destek aldınız. Siz bunu nasıl ki tüm geleceğinizi değiştirecek bir ürün olarak görebilirsiniz. Bütünün sadece küçük bir parçası olduğunu bilseniz, destek olduğunu farkına olsanız, geri kalan parçaları tamamlama gayreti içinde olmaz mısınız? Ama nasıl dayatıyorlar bize? %100. Al bunu, %100 zayıfla. Siz de buna inanıyorsunuz. İnananlar en azından bu ülkede bu diyet psikolojisi yaşayanların %90'ı maalesef inanma eğiliminde. Ondan sonra hocam onu da denedim olmadı, bunu da denedim olmadı. Ne oluyor diye ta obezite cerrahisine kadar gidiyor. Niye? Çünkü cerrahlar diyor ki siz her şeyi denediniz ama başaramadıysanız artık yapacak bir şey yok. Biz devreye gireceğiz. Ben de diyorum ki bunu düşünen hiç kimse aslında hiçbir şey denememiştir. İnsana denediği düşündürülen, insanı zihinsel körleştiren bir sistem içinde hiçbir şey denemeden ne yapıyoruz? Her şeyi denemiş gibi oluyoruz. Onun için arkadaşlar uyanık olalım. Buradaki temel mesele uyanmak. Eğer uyanamazsak bu çarkın içinde birileri bizi mutlak suretle kandıracak değişik ambalajlarla. Biz bir ambalajlı ürünü gördüğümüz zaman demeyeceğiz ki isimleri değişse, ambalajları değişse bile bütünün ne kadarını oluşturuyor? Bütünün ederi en iyi destek 10 tanesini bir araya getirsen %5 etmiyor. 10 tane dışarıda. Demek ki dışarıdan bir destekle hayatınız geri kalan değişmeyecek. Önce kafanıza bunu koymanız gerekiyor. O zaman %85 ne? İşte stres yönetimi, göstergen analizi, hislerin kontrolü, kararlılık, hedef uyum, bilinçli davranma, kalori düşünceleri. Yani zihinsel kısmı destekleyecek eğitimleri bu konuda kendinizi geliştirmediğiniz sürece dışarıdan bir destekle asla geleceğiniz değişmez. Mantık da bunu söyler zaten, akıl da bunu söyler. Ama bu diyet yapanlar nedense bu bütünün içinde bunu bir türlü kimse gösteremediği için belki de herkes o ambalajların peşinde koşup umut arıyor. Birileri de umut tacirliğiyle cebini dolduruyor. Kim farkında? Nazlıca? Hiç farkında hiç. Tabii insan biliyor da. Değişimin zihinsel olarak başlayıp, devam etmesini düşündüğümüz için de. Evet, en azından nerede adres, hangi adreste sorunun çözümünü bulacağınızı düşünmek bile evet güzel. En azından zihinsel taraftaki eksiklerimizi tamamlamak için burada olanlara ne mutlu diyoruz. Ama bazen farkında olmadan da buraya gelen arkadaşlarımız var. Onun için bütün içinde mesela sağlıklı ve dengeli beslenmek. Bütün içinde elbette bu da var. Sağlıklı ve dengeli beslenmek. Ama bütünün yüzde kaçına tekamül eder böyle bir kavram? Yani beslenme içeriği, kalıcı ve sağlıklı, fit, ideal kiloda bir beden kimyasını yönetme sanatını, yaşama sürecinin yüzde kaçını doldurabilir. Demişiz ki 192 puanda 5 puan vermişiz. Yani %2,5. Yani bugün internette, televizyonda bütün o beslenme ile ilgili verilen tavsiyelerin tamamının ederi en mükemmel bilgiler olması halindeki çoğu çöp de %2,5'ün içini doldurmak içindir. Sizin hocam öğlen ne yiyeceğim, akşam ne yiyeceğim sorusunun cevabı sadece %2,5'ün içindeki doğruyu bulmak içindir. %97,5'a vakıf olmayan insanlar bu %2,5'tan medet umuyorlar. Sorunu anladınız mı arkadaşlar? Yani beslenme işin küçük bir parçası ama bize sanki bütünün kendiymiş gibi anlatıldı bugüne kadar. Biz eğer zihnimizle bedenimizi yönetemiyorsak en mükemmel organik ürünü tüketmenizin size bir faydası var mı? Var mı Aycan? Yok. Var mı İpek? Yok hayır. Neden yok? Şimdi kafada bitirmedikten sonra istediğiniz kadar kullanalım. Yine de geri dönecek. Yani bir organik gıda, bir beslenme tercihi olarak sizin beden kimyanızı evet o anlık ihtiyacını karşılamak için besin değeri bakımından, vitamin, enzim bakımından önemli. Ama ne kadar önemli? %2,5 kadar önemli. Bizim o ürünü tüketme heyecanımız, yüklediğimiz anlam korkuyla mı, kaygıyla mı, endişeyle mi kısmı bile 100 kalorilik bir ürünü 1000 kaloriye çıkartabiliyorsa bazı insanlarda, bazı insanlarda -100 kaloriye düşürüyorsa o zaman o ürünün kalorisinin daha çok
o ürüne hangi düşünceyle yaklaştığımız, hangi keyifle yediğimiz, hangi korkuyla yediğimiz daha anlam ifade ediyorsa biz niye diyet yapıyoruz? Niye kalır hesabıyla bir programın içerisindeyiz? Kalır hesabından çok zihnimizde o ürünü hangi keyifle yiyeceğimiz bilincine ulaşmak değil midir temel mesele? Ben yiyorum aynı pastayı eksi 100 kalori, siz Ayca yiyor, o da 100 kalori, 100 kalori alıyor çünkü anlam yüklemiyor, gömüyor. Belki Emre çok anlam yüklemiyor, o da 150 kalorili belki tüketiyor, az buçuk kaloriyle. İpek tüketiyor, 1000 kalori oluyor. Neden? Aynı ürün, aynı kalori ölçülebilir kısmıyla ama gırtlaktan içeri girdiği andan itibaren etkisi değişiyor. Birisinde durdurulamaz açlık hissi yaratıyor, birisinde tatminkar bir beden kimyası yaratabilir. Aynı ürün. Ha içinde katkı maddesi varsa, saflık derecesi yüksek insanlarda inanılmaz açlık yaratabilir. Katkı maddesi olan içerikler. Ama zihni özgür insan o katkı maddesi olan bir içerikte dahi etkilenmemeyi bilebilir. O zaman temel mesele zihni mi özgürleştirmek yoksa en sağlıklı glisemik indeksi en düşük gıdayı bulmak mı? Zihni özgürleştirmek. Ama bütün dünya neden en organini, en glisemik indeksi düşük, lif oranı yüksek içeriklerin peşinde koşup da zihnini özgürleştirmek adına hiçbir şey yapmıyor? İlk önce bedenini tatmin etmek istiyor yani midesini doldurmaya baktığı için. Midesini. O zaman sorun şu, Nasreddin Hoca ne demiş hikayesinde? Samanlıkta altın kaybetmiş, gitmiş çarşıda altın alıyor. Akşam olmuş, insanlar bütün çarşı esnafı demişler ki hocam ya bulamadık, tam nerede kaybettiğini bir daha düşünün. Bir ona göre orada tam kaybettiğiniz yerde arayalım. Hoca da demiş ki ben samanlıkta kaybettim. O zaman biz manyak mıyız? Niye burada arıyoruz? Niye samanlıkta aramıyoruz? Hoca da demiş ki ama orası karanlık, burası aydınlık. İşte siz de bu zayıflama sürecinde maalesef insanlar ne yapıyor arkadaşlar? Aydınlık diye bu obezite cerrahisi, aydınlık diye bu bitkisel ürünler, aydınlık diye kimyasal ürünler, aydınlık diye organik ürünler peşinde koşuyor. Oysa kaybettiğin değer içinde, özünde, kendi özünü de kaybettiğin değeri sen nasıl ki aydınlık diye başka yerde bulabilirsin? Aradığımız şeyi nerede aramamız gerektiğini dahi bilmiyoruz. Hepimiz diyet yapıyoruz. Ondan sonra da hocam başaramadım. Bugün niye başaramadığınızı, bugün en azından şu saat itibariyle daha net anladın mı arkadaşlar? Aradığınız, kaybettiğiniz değer bambaşka ama aradığınız şey ve yöntem bambaşka. Bulabilir misiniz? Bulamazsın. Nasıl bulacaksın? Burada bulacağız. Burada bulacaksın. Çünkü bütün içinde hareket edeceğiz. Evet. Onun için arkadaşlar öncelikle mesela 44. sayfa niye çok önemli dedim. 44. sayfa kilolu olma hali, kilo psikolojisi yaşamak ve obezite masum bir irade ve temelde beslenme sorunu değildir diyor. Şimdi bütün dünya iradesiz ve tembellikten bahsederken, bütün dünya kalitesiz beslenme ve hareketsiz yaşamdan bahsederken ve bunun sonucu obezite oluştuğunu söylerken biz daha ilk cümlede demişiz ki bu konu obezite masum bir irade sorunu veya temelde beslenme sorunu değildir demişiz. Bütün dünyanın %50 kötü beslenme, %50 hareketsiz yaşam eşittir obezite dediği şeyi ilk cümlede çürüttüğümüzü düşünüyorum ben. Nedenlerini açıkladığımız zaman. O zaman bütün dünya nasıl bu kadar kör olabiliyor? Nasıl ki yani 17 aylık Elif Naz 27 kiloda öldüğünde iradeden bahsetmemiz mümkün mü? Bebeklerde iradeden bahsetmemiz, çocuklarda iradeden bahsetmemiz mümkün değilken büyüklerde, o alışkanlıkla büyüyen büyüklerde biz nasıl tembel obur iradesi diyebiliriz? Bir bağımlı hale getirdiğimiz bireyi. Toplumca farkına varmadan zihnini köleleştirdiğimiz bir bireyi de nasıl irade arayabilir? Bağımlılığı bu kadar şiddet olan tüketim bir bağımlılık nedeni de olabilir. Durdurulamama hissi, kendini iyi hissetmek için tüketme hissi bağımlılık belirtisidir. Siz hiçbiriniz aç olduğunuz için yiyor musunuz? Midenizin açlığından dolayı yiyor musunuz? Neden yiyoruz? Duygularımızı bastırmak için yiyoruz. Niye yiyoruz? Kendimizi iyi hissetme aracı olarak kullanıyor. Uyuşturucu kullanan da böyle kullanıyor. Neden yiyoruz? Ruhsal açlıklarımız için. Neden yiyoruz? Duygusal açlıklarımız için. Şimdi o zaman bu kadar soyut kavramın iç içe geçtiği bir süreçte biz iradeden nasıl bahsedebiliriz? İradeyi kullanabilecek özgür bir zihni sahip olmayan bir birey için. Zihni köleleşmiş bir birey için nasıl ki biz iradeden bahsedebiliriz? Aslında bu zihinsel kölelik sistemi değil midir? Böyle baktığımız zaman aldığım bir katkı maddesi bir hafta sonra acıkma nedeni olarak karşımıza çıkıyorsa bunun adına nasıl bir irade diyebiliriz?
İrade midir bu konu? İrade olsa işte Nazlıcan ben masaya vurunca kimyamı değiştiririm. Hocam irade diyorsan o bende diyor ama yine de yemekte durduramıyor kendini. Neden? Alışık olmadığım pozisyonlar olduğu için hani hep fazla fazla evet, yemek. Fazlaya alışmış bir beyin gözü ve beden doymuyor. Hani psikolojik ve gözü fazlaya alışmış bir gözüm zihin doymuyor. Ne yapar? Sürekli fazlasını ister. Onun için bu konu tasvir edildiğinden çok daha ötede ve farklı düzeyde. Bilinçaltı psikolojisi, evet bu senin konun Ayıcan. Bilinçaltı psikolojisi ve algının şiddetiyle ilgilidir. Kişilik yapısı ve yaşama bakış açısına bağlı olarak kilo psikolojisinde davranış yöntemleri eksikliği sonucu oluşan, ne kadar derin bir cümle. Sırf şu cümleyi Nobel ödülü vermeleri lazım. Çünkü derin, bu derinliği anladığın zaman obezitenin çözümünü üretiyorsun. Obezite en azından kilolu insanın neden kilolu olduğunu anlıyorsun. Ve çözümü nerede araması gerektiğini anlayabilirsin. 3-5-10 kere okuduğunuzdaki derinliğiyle birlikte. Farklı frekans ve sinyallerde beynimize giden sağlıksız ve dengesiz düşüncelerin. Bakar mısın? Sağlıklı ve dengeli beslemek için sağlıklı ve dengeli düşünmek lazım önce. Biz düşünmeyi öğrenmeden ne yapıyoruz? Sadece tüketimle şekillenmeye çalışıyoruz. Yok böyle bir şey. Onun için önce düşünmeyi öğreneceğiz. Önce yediğimiz içerikten nasıl keyif alacağımızı bileceğiz. O miktarın bize ne kadar uygun, ne kadar değil, ne kadar kendimize yakıştığının farkına varacağız. Sonra sağlıklı ve dengeli düşünerek sağlıklı ve dengeli besleneceğiz. Ama biz o düşünme kısmını hep es geçiyoruz. Sadece kötü beslenme, hareketli yaşam. Yok böyle bir şey. Zihni özgür olmayan bir bireyde hiçbir şekilde irade aranmaz. Beden kimyası yönetimi sonucudur demişiz obezite tüm bunların sonucunda. İşte aslında obeziteye bakış açısı sadece kötü beslenme ve hareketsiz yaşamla ilişkilendirilmemelidir. Çoğu zaman psikolojik geçmiş ve bilinçaltında oluşan olaylara yüklediğimiz anlam sonucu ruhsal ve duygusal ağırlığımızın bedenimiz üzerindeki tartamadığımız yüküdür obezite demişiz. Yani bu tanımları eğer doğru okursak o zaman sadece az mı yedim, çok mu yedim, kalorisi var mıydı, maydanozun kalorisi kaç gramdı, maydanoz kaç gram, böyle saçma düşüncelerle, değil mi? Ne kadar saçma kale. Yani burada çok ciddi, derin bir felsefe var ve onu yaşama geçirmek var çözüm için. Ama biz hala maydanozu ne yapıyoruz? Kalorisini ölçüyoruz. Arkadaşlar, zayıflama çemberi ödevi olarak veriyorum. 14. sayfa. Yeni 30. sayfada ne diyoruz arkadaşlar? Artık beslenmede bir devrin sonu. Yeni çağda yeni nesil beslenme stratejilerimizi de okuyorsunuz. Üstüne gideceğiz. Ve 44'te ne diyoruz? Kilolu veya obez olmanın psikolojik teşhisleri ve kesin çözüm saptamaları. Önce neden kiloluyuz? Hangi kategoride bu kilolu halini yaşadık? Ve çözümü nerede aramamız lazım? Ne diyor? Çünkü obezite bir bağımlılıktır. Cehalettir, zihinsel köleliktir. Demek ki önce hangi kategoride biz bu kiloyu aldık? Bunun farkına varacağız. Çemberi tanımlayacağız. En son sayfada da zayıflamanın tanımı var zaten. Buralardan yola çıkarak zihnimizi özgürleştiririz. Bugünkü ödeviniz bu. Derginize sahip çıkın. Bir kere okumayın. 3 kere, 5 kere. Sizin tek işiniz var. Burada amacımız ne? Zihnimizi özgürleştirmek. Ne diyor burada? Beynimize takmadığımız kelepçe midede asla işe yaramaz. O zaman beynimizdeki kalıplaşmış zincirleri önce kıracağız. Sonra kelepçeyi beynimize takacağız. Bu sohbetten ne anladınız arkadaşlar? Aycan? Hocam her şeyin zihinde bittiğini anladım. Zihni yönettikten sonra zihinde bittiğini, yönetmeyi öğrendikten sonra. Aynen öyle. Yoksa şimdi ben de her şeyi kalorisini sıfırlıyorum diye yiyip 20 kilo alan insanları da biliyoruz. Yani sen ne diyorsun Emre? Aynen şekilde zihni yönetmeden sadece beslenmeyi ve yaşam şeklini yani hareketlerini yöneterek bu işin olmayacağını. Öncelikle zihinde bittiğini daha sonrasında diğer şeylerle desteklenmesi gerekiyor. Yani bütün içinde hareket etmeyi, bütün içinde hareket edebilecek bir bilince ulaşmayı, o bilinçle zihnin bedeni yönetmesini diyoruz. Nazlıcan? Yani ilk önce zihnimizde, içimizde bitirmeliyiz bu işi. Hani kendi psikolojik olarak hani dediniz ya bir kalori, 1000 kalori oluyor diye. Yani hem zihnimizi hem psikolojimizi bunu hazırlayarak. Yani belirli bir bilinç sonrası yapacaksak bile bir beslenme tercihi
O bilince sahip olmak lazım. Yoksa niye yiyoruz, ne kadar yiyeceğiz, o miktardan nasıl keyif alacağız, o miktar ihtiyacımız mı değil mi? Değil mi? Belirli bir bilinç sonrası. Getirelim. Ama burada bitmedikçe, burayı yönetemedikçe hiçbir şey kaydedemeyiz. Şu kameraya bir bak bakayım, bir şura derken bir göster bakayım nereye. Burada bitirmedikçe, burayı yönetemedikçe. Ama bütün dünya da bunu söylüyor, o beyinde bitmesi lazım, beyinde diyor. İyi de önce beyin olması lazım, gerekmiyor mu? Mantık değil mi arkadaş? Önce belirli bir bilinç sonrası beyinde bitecek. Biz o bilinci almadan beyinde bitecek, beyinde diyoruz. Ya nasıl beyinde bitecek? Herkeste bir beyin var kullanmasını bilmezse. Değil işte. Değil. O zaman önce belirli bir bilinç kazanacağız. O beyni aktif hale getireceğiz. Ondan sonra o beynin bedeni yönetmesi sağlayacağız. Sonra da geleceğimizi değiştireceğiz. Ödevlerinizi aldınız arkadaşlar. Bunların her birinden yorum istiyorum. Yazılı yorum istiyorum sizden. Bunları okuyorsunuz, anladığınızı yorumluyorsunuz. Daha sonra üzerine tekrar bu konuları değerlendireceğiz. 14, 30 ve 44 sayfalar. Anlaşıldı mı? Özellikle 44 çok önemli detaylar var. O 44'teki detaylar okuduğunuzda hocam ben bir günde 30 günlük beklentimi karşıladım. Artık beni taburcu edebilirsiniz dersiniz. Artık belki de zihninizi özgürleştirip ev şartlarında bile kendi farkınızı yaratabilecek sürece girebilirsiniz. Bu 3 konuya vakıf olun. Emin olun ki buralara hiç kimseye ihtiyacınız kalmayacaktır. Kendi bedeninizi kendiniz yönetebilirsiniz ama nasıl kısmını işte öğreneceğiz. Hep birlikte öğreneceğiz. Ben teşekkür ediyorum. O zaman şu kameraya hepimiz bir işaret yaparak, göstererek diyelim ki arkadaşlar zihnimizi özgürleştireceğiz, geleceğimizi değiştireceğiz. Zihnimizi özgürleştirmeden yaptığınız hiçbir diyetin bir anlamı yok. Çünkü diyet insani bir kavram değildir. Kısıtlama gerçek olamaz. Sadece enerjiyi çeşitlendirebiliriz. Hiçbir şeyi kısıtlamadığımızı, her şeyi tam aldığımızı farkına vardığımız gün o bir lokmadan mutlu olmayı öğreniriz. Ama tam aldığımızın farkına varmaz. Enerji çeşitliliğinin farkına varmazsak hep bir şeyleri eksik bulur ve hep tatminsiz bir ruh haliyle içimizdeki aradığımız renkleri asla dolduramayarak ne yaparız? Gömeriz. Nasıl gömüyorduk? Nazlıcan öyle diyor ya Eren. Bu gömme kavramı da arkadaşlar sizlerden öğrenin. Tüketime gömme olarak bakan arkadaşlar yani, var. Şey, hunharca. Hunharca gömme. Hunharca yemek işte gömmek diyoruz. O zaman gömen olmamak için sağlıklı ve dengeli beslenmek için sağlıklı ve dengeli düşünelim diyorum. O zaman HK diyelim hep beraber. Diyelim hocam. HK. HK. Evet harikasınız arkadaşlar.